Bir aylık bebeğim sürekli emmek istiyor. Acaba sürekli emmesinin bir sebebi var mı? Veya bunun çözümü ne olabilir diye arayan sevgili dostum merhaba. Eğitim videosuna hoş geldin. Bir aylık bebeklerin sık sık emmek istemesi oldukça normaldir. Bebekler emmekle hem açlık ihtiyaçlarını karşılarlar hem de anne sütüyle bağ kurarlar. Annesiyle bağ kurarlar. Ayrıca emme bebeklerin rahatlamasına ve güvende hissetmelerine yardımcı olur. Bebekler sık sık emmek istiyorsa bu genellikle aç olduklarının bir işareti olabilir ama yeterli değil. Yeni doğan bebekler sık sık beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle emzirmeye ihtiyaçları olduğunda emmek isterler. Yeni doğmuş bebeklerin midesi çok küçüktür ve bu nedenle sık sık beslenmeleri gerekebilir. Ayrıca büyüme hata dediğimiz dönemlerde daha fazla beslenme ihtiyacı duyabilirler. Bu nedenle ise bir aylık bebekler sık sık emmek isteyebilirler. Emzirme döneminin başında anne sütü üretimi henüz tam olarak düzenlenmemiş olabilir. Bu nedenle bebeğiniz sık sık emmeye ihtiyaç duyabilir. Böylelikle anne sütü üretimi artar. Az gelen anne sütü yavaş yavaş çoğalır. Bebekler sadece aç olduklarında emmek isteyemeyebilirler. Aynı zamanda rahatlamak ve sakinleşmek için emmeye ihtiyaç duyabilirler. Ten tene temas ve emme bu bağlantıyı güçlendirebilir. Bebeğinizin bu ihtiyacına karşılık vermek onun güvende olduğunu ve sevildiğini hissetmesine yardımcı olabilir. İlk 3 aylık dönemi 4. trimester olarak nitelendirdiğimiz için bebeğin rahat olması ve dünyaya alışması için ona yardımcı olacak en büyük araç emme diyebilirim. Eğer bebeğiniz sık sık emmek istiyorsa bu isteğini karşılamak çok önemli. Bebeğinizi istediği zaman emzirin ve emzirme pozisyonunun doğru olduğundan emin olun. Sonrasında da böyle bel ağrısı, sırt ağrısı, rahatsızlıkları yaşamayın. Bugün bebekler neden sürekli emmek ister ve bu konu hakkında çözüm önerilerim neler onların üzerine konuşacağım. Eğitim videosuna geçmeden önce bu tarz faydalı içeriklerin daha fazla YouTube ana sayfanda olabilmesi için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutma. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bebeğin sürekli emmek istemesi onun sağlıklı ve mutlu olduğunu gösterebilir. Emzirirken anne sütü alan bebeğin bağışıklığı güçlenir, anne ile arasındaki güvenli bir bağ oluşur ve rahatlar. Ama bazen de bebeğin sürekli emmek istemesi bir sorun olduğuna işaret edebilir. Bebeğin yeterli süt alamadığını, gazlı veya ağrılı olduğunu, büyüme atakları yaşadığını veya diş çıkartının bir göstergesi olabilir. İşte bu durumlarda yavrunun ihtiyaçlarını karşılamak ve onu rahatlatmak için neler yapabileceklerine geçelim. Biliyorsun sen de bebeklerin en büyük ihtiyacı anne sütü. Anne sütü hem besleyici hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ama anne sütü çok hızlı sindiriliyor ve bu yüzden bebekler çabuk acıkıyorlar. Özellikle yeni doğan bebeklerin mide kapasiteleri çok küçük olduğu için sık sık emmek istiyorlar. Bu gayet normal bir şey. Endişelenmene hiç gerek yok. Yeni doğan bir bebeğin emzirme düzeni nasıl olmalı dersen genelde her 2-2,5 saatte bir emzirmen yeterli. Ama bazen daha erken veya daha geç acıkabilirler. O yüzden bebeğin ihtiyaçlarına göre bu süreyi ayarlayabilirsin. Emzirme aralarını ise 3 saatten fazla uzun tutmamalısın. Yoksa bebeğin susuz kalabilir. Bir de şunu söyleyeyim. Bebeklerin çene kasları ilk başta zayıf olurlar. O yüzden emme süreleri kısadır. Zamanla kaslar gelişir ve daha uzun süre emebilirler. Yeni doğan bir bebeğin ortalama 10 dakika emmesi normaldir. Ama bu süre 15 ila 20 dakikaya kadar çıkabilir. Eğer bebeğin 10 dakikadan az emiyorsa memeni tam boşaltamıyor olabilir. Bu da daha sık acıkmasına ve meme istemesine sebep olabilir. Bazen de acaba doyuramıyorum diye endişeleniyor olabilirsin. Bu endişeni gayet iyi anlıyorum. Çünkü anne sütü çok önemli bir besin kaynağı. Ama şunu iyi bilmelisin ki vücudun iki bebeği bile besleyebilecek kadar süt üretebiliyor. Sadece bazı faktörler süt üretimini azaltabiliyor. Mesela stres, üzüntü, yorgunluk gibi duygusal durumlar ya da bebeğini emzirirken doğru pozisyonu bulamamak gibi nedenler yaşanması süreci olumsuz etkileyebilir. Bebeğin memeni iyi kavrayamazsa emme refleksi zayıflar ve süt akışı yavaşlar. Hem bebeğin doymaz hem de senin göğüs uçların yara olabilir. Bu yüzden bebeğini emzirirken rahat bir ortamda
dik oturarak ve bebeğinin başını göğsüne doğru eğerek yapmalısın veya diğer çeşitli yöntemleri de uygulamalısın. Peki yavrunun yeterince beslendiğini nasıl anlarsın? Bunun için kilo takibi yapabilirsin. Her ay doktora götürerek kilo alımını kontrol edebilirsin. Kilo ile alakalı bir video yapmıştım. Hemen sol üstten ona da ulaşabilirsin. Normalde bir bebek doğduktan sonra ilk 3-4 gün içerisinde doğum kilosunun %10'unu kaybeder. Sonra tekrar alırlar. İlk 6 ayda ortalama 600 ila 750 gram arasında bir kilogram alırlar. 6 ile 12. ay arasında ise yaklaşık 400-600 gram alabilirler aylık olarak. Ayrıca günde kaç kez kaka yaptığına da bakabilirsin. Bebeklerin kaka yapma sıklığı çok değişken olabilir. Ama genel olarak ilk 6 ayda günde 3-4 kez kaka yapması normaldir. Eğer her şey normal görünüyorsa endişelenmene hiç gerek yok demektir. Bir ayrı ihtimal kolik olma durumu var diyebilirim. Kolik bebekler daha çok ağlar ve annelerini daha çok isterler. Sen de onu emzirirken sakin olmaya çalış. Bebeğin senin stresini alabilir. Bebeğin memeyi çabuk bırakırsa gaz yapabilir ve daha çok ağlayabilir. Onu doyurmak için emzirirken rahatlatıcı sesler kullanabilirsin. Mesela bebeğinle sakin bir tonda konuşabilirsin. Ninni söyleyebilirsin veya telefonundan anne karnı sesleri gibi sesler, rahatlatıcı sesler açabilirsin. Rahatlatmak için bunun yanı sıra bebeğini sallayabilir, masaj yapabilir veya sevdiği bir oyuncakla onunla oynayabilirsin. Ekstra olarak anne karnındaki ortamı taklit etmeye çalış. Bebeğin bunu çok sevecek. Emzirdikten sonra onu kundakla. Böylece kendini güvende hissedecek ve daha iyi bir uyku sağlayacak. Sonrasında daha az sorunlar yaşayabilirsin. Son olarak yavrun sürekli emmek istiyor ama sonra da kusuyor olma ihtimali üzerine konuşmak istiyorum. Bu durum reflü olabilir. Reflü mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması anlamına geliyor. Bu durum sindirim sistemleri henüz tam gelişmemiş olduğu için yeni doğan bebeklerde çok sık görülüyor. Yavrunun emzirme sonrası bir miktar kusması normaldir. Ve bu onun beslenmesine, uykusuna veya büyümesine zarar vermiyorsa endişelenmenize gerek yok. Ama yavrun çok sık ve çok fazla kusuyor, kilo alamıyor, huzursuz ve ağlıyorsa bu reflünün hastalık boyutuna ulaştığının işareti olabilir. Böyle bir durumda yavrun yeterli beslenemediği için sürekli emmek isteyebilir. Bu durumda mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Ayrıca bebeğinizi emzirdikten sonra en az 15-20 dakika dik tutmalısınız. Böylece mide içeriğinin geri kaçmasını engellemiş olursunuz. Az ve sık emzirirseniz de daha az kusabilir. Bugün bebeğim sürekli emmek istiyor özelinde konuları ele aldım. Umarım senin için faydalı bir içerik olmuştur. Bebek gelişimine dair daha fazla eğitim videosu için kanala uğramayı unutmayın. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Allah'a emanetsiniz. Ne demişler? Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır. Tekrar merhaba sevgili dostum. Senin için hazırladığım eğitim içeriği sonlandı ve videonun bu kısmına geldin. Bu kısmı beni tanımayan ama tanımak isteyenler için hazırladım. Ben psikolojik danışman Barış Şahin. 7 yıldır psikolojik danışman olarak çalışıyorum. Kendi ihtisas alanımda ilgimi daha çok çeken yönün gebelik öncesi ve sonrası anne psikolojisi olduğunu fark ettikten sonra bu alanla alakalı eğitimlerimi aldım. 2019 yılından bu yana aktif bir şekilde gebelikle alakalı çalışmalarıma devam ediyorum. Ayrıca doğum sonrası bebek gelişimi ve devamında çocuk psikolojisi üzerine eğitim içeriklerimi de kanalımda yayınlıyorum. Bu arada ben de bir kız babasıyım. Ellerinizden öper Ahsen Kuş. Edindiğim bilgileri kendi bakış açımla size aktarıyorum. Sağlık konusunda tamamen sınırlarımı biliyor ve ona göre hareket ediyorum. Profesyonel bir gebelik danışmanıyım ama jinekolog değilim. Pedagogum ama bir psikiyatr değilim. Kendi çocuğumun nasıl yetişmesinin uygun olduğunu düşünüyorsam öyle tavsiyelerde bulunuyorum sizlere. Bilimsel veriler ışığında gerekli değer yargılarımızla içeriklerimi zenginleştiriyorum. Eğitim içeriklerimde hiçbir şekilde tanı ve tedavi amacı gütmüyorum. Eğer tanı ve tedavi gerektiren durumunuz varsa bir uzmana gitmeniz gerektiğini defaatle söylüyorum. İşte bu kadar. Buraya kadar izlediğine göre abone olmayı unutma. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.